Evet, bugün aslında dün akşam Ankara olağanüstü saatler yaşadı. Daha doğrusu aslında günlerdir sizin de bildiğiniz gibi Devlet Bahçeli'nin bir Abdullah Öcalan çağrısı vardı. Öcalan'ın çıkıp artık PKK'ya silahlarınızı bırakın demesi için çağrı yaptı. Bundan sonra bayağı bir hareketlendi Türkiye. Doğusu, güneydoğusu, tabii ki milliyetçi cepheden itirazlar da geldi Devlet Bey'in çağrısına. Ve dün Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da terörist başıyla görüşmeye gitti İmralı'ya. Yani çok olağanüstü saatlerdi gerçekten ama saat 5'te gelen bu saldırı 4-5 şehit verdiğimiz 27 yaralımızın olduğu ki bunların büyük bir kısmı hafif yaralı. Bu olayın sonrasında Ankara'da gece boyu olağanüstü bir durum vardı. Çok yoğun uygulama vardı. Hemen hemen her yerde sıkı bir denetim vardı. Tabii ki dünya siyasetini de etkiledi. Biraz öncesinde verdiğiniz gibi tüm dünyadan da bu kanlı saldırıya lanetlendi ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Hiç ummadığımız ülkeler de bu anlamda çok net mesajlar verdi ki bunlardan birisi de Fransa'ydı. Doğal olarak bugün biraz daha stabil ama tabii ki şu var yani dün bu eylem yapıldığı zaman bu ülkenin başkanı, devlet başkanı yurt dışındaydı. Eski MİT müsteşarı ve yeni Dışişleri Bakanı yurt dışındaydı. MİT başkanı yurt dışındaydı. Ve bugün ulaştığımız istihbarat, ben de az önce bununla ilgili bir Türkiye gazetemize haber yazdım. Bu teröristlerin, iki teröristin kim olduğu, kimlikleri belli oldu. Nereden geldikleri belli oldu ki bir tanesi HDP'nin eski yöneticisi. 2014'te ilçe eş başkanlığı yapmış. Diğeri ise yine onun gibi bir PKK militanı. Bunların daha çok Suriye'de eğitim aldığı bir şu ana kadarki bir istihbarata göre de paramotorla yani havadan geçiş yaptıklarıyla ilgili bilgiler var. Ama operasyonun yapılış şekli, operasyonun istihbaratı, operasyonun lojistiği ve zamanı, zemininin daha farklı ülkelerin istihbarat destekleriyle olduğu yönünde yoğun bir kanaat var Türkiye'de. Çünkü zor bir saldırı, zor bir eylem. Biliyorsunuz iki ayrı nizamiyeden geçilmiş. Bu nizamiyelerden bu silahlarla nasıl geçildiğinin halen bir cevabı yok. Bir ticari taksi var. Taksinin sahibi kazanda öldürülmüş. Ama işte daha öncesinde buralarda önemli bir istihbarat bilgilerinin edinildiği hatta içeriden kendilerine bilgi sızdırıldığı yönünde ciddi emareler var. Çünkü zor ve gerçekten de güçlü destek olmadan yapılmayacak, yapılamayacak bir eylem, bir terör saldırısı olduğu konusunda tüm Türkiye'de herkes müttefik. Ama tabii ki biz yine resmi açıklamaları bekliyoruz. Mutlaka bununla ilgili detaylı bir açıklama yapılacaktır. Şu ana kadarki eldeki veriler yurt dışında eğitildiklerini, daha çok işte Suriye'de eğitildiklerini ve Türkiye'ye sokulduklarını. Ama bununla alakalı şöyle bir tehlikeli bir durum var. Yani Türkiye kritik bir süreçten geçiyor, zorlu bir süreçten geçiyor. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri saldırıların artma endişesi var. İnşallah bunlar hem güvenlik kuruluşlarımız, güvenlik yapılanmalarımız tarafından, NİT'imiz, emniyet tarafından engellenir. Yani sürecin sancılı olması ve bu sürecin sancılı sürece göre de farklı istihbaratların da desteğiyle PKK terör örgütünün ya da DHKPC'nin, TİKKO'nun benzer aparatların Türkiye'de farklı bir inisiyatif üstlenerek benzeri saldırıları gerçekleştirebileceği yönünde endişeler var. Yılmaz Bey ve siz özünüz de geldiniz ki hadise ele bir zamanda baş verip ki ülke başçısı, MİT başkanı ve diğer siyasi hadimler de ülkede olmayıplar. Bununla bağlı elbette ki herkes Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasını gözlüyor. Ve buna cevap olarak PKK'nın strateji noktaları da vurulup ve cevap verilip bununla bağlı ne diyebilirsiniz? Evet, dün 47 bölge nokta vuruldu. Aynel Arap'tan tutun siz Mumbuç'ta hatta örgütün merkezi Kamışlı'da El Avde dedikleri büyük petrol sahaları var. Terör örgütünün en büyük kazanç kapıları. Buralar vuruldu. Enerji merkezleri vuruldu. Askeri üsleri vuruldu. Lojistik merkezleri vuruldu. Silah depoları vuruldu. Evet aynen öyle. Dün 15-26 saldırı
Yani bir saat sonra başlayan operasyonlar aslında şu ana kadar da devam ediyor. Yine Afrin kırsalında da, yani halen ellerinde tuttukları Terrifat bölgesi de dahil olmak üzere birçok noktada terör örgütünün Irak ve Suriye'deki stratejik belirlenen mevzileri vurulmaya devam ediyor. Bu da hem Türkiye saldırının nereden geldiğini biliyor, hem de bu saldırıyla iki ayaklı bir süreç. Yani bir taraftan da biliyorsunuz örgüt elebaşı dün ben hazırım dedi. Yani silahların bırakılmasıyla alakalı Abdullah Öcalan açıklama yaptı ve yeğenine ben bu süreçte rol almaya hazırım dedi. Ama Kandil'den de Ümit ve Duran Kalkan'ın yaptığı iki açıklama vardı. Onlar da biz Öcalan'ı dinlemeyeceğiz, biz Türkiye ile barış masasına oturmayacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani önümüzdeki günlerde daha zor ama biraz daha safların netleştiği gelişmeler izleyeceğiz, göreceğiz gibi geliyor.